Babür. Abi. Şunların haline bak lan. Sanki köpek yavrusu değil de insan yavrusu ha. Abi. Ne var lan abi? Ne var? Abi şey oldu. İrina çıktı hapisten. Hadi ya. Lan tam da alışmıştım çocuğa ha. İyi götürün verin anasına. Topla valizini. Babür'ü de koy arabaya. Onu aldığımız yatağa falan da koyarsın. Bir de yoldan giderken 2 paket bisküvi al. Başka bir şey yemiyor köpek. Şimdi almaz köpeğe bir şey. Abi... Karı kaçmış. Maria'ya bir mektup bırakmış. Kızı da sana bırakmış. Kaçmış. Piyanist olsun büyünce diyor. Niye? Kendisi piyano hocasıymış. Onu mu sordum lan? Onu mu sordum? Günaydın. Yapma dur ya. Oğlum 40 yılda bir işe gidiyorum. Toplantı var. Amcamla papaz olacağım gene ya. İyi de ben döndüğümde önce zaten amcamla papaz oldum. Boş ver. Böyle olmak zorunda değil. Ya arada bir küçük aile toplantılarına katılsan ne güzel mutlu mesut yaşayıp gideceğiz. Of ya Deniz ben seninle çıkıyorum. Tunalı sülalesiyle mi? Bana ne amcandan, halandan? Irmak'la görüşüyorum ya işte. Günaydın. Ne haber Tonton? İyiyim, ne yapayım? Temizlik yapıyorum sabahın altından beri. Ne? Sermet Galina'yı bize mi bıraktı? Babuşkasını mı bulmaya gitti? Geliyor. Oo. Oh. İyi akşamlar. Geciktim biraz, affedersin. Hoş geldin. Vallahi seni bekleyemedik. Çocuk acıkmıştı çünkü. İyi yaptın. Yani arkadaşlar yıllardır bir sürü tuhaflıklarınızı gördüm ama artık bu biraz da şey. Yeğeni giy, bir giyre gaz tutsana. Şey yapalım. Yani Galina bende kalsın bu akşam olmaz mı? Yok. Babuşkasını bulunca Sermet amcası arayacak onu. Buradan uçağa koyacağız hop, oradan ailesi karşılayacak. Değil mi? Babür'ü seveceğim. Babür'ü sevecek o. Hadi in bakalım hop. Git Babür'üne hadi. Denizciğim artık kimse sizi aramayacak merak etme. Hem resmi kurumları arayalım da gerekeni yapsınlar. Bu yiğitin üstünüze yıktığı çocuğa bakması kalmıştı zaten. Yok ya, emanet o şimdi. Bakalım, ses çıkmazsa düşünürüz o zaman. Sen hiç yorma kendini hayatım, onlar bildiklerini okurlar. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben şey alacağım, deniz mahsulü risotto alacağım hemen. Peki efendim. Ne içiyoruz? Çorap söyleyeyim sana da şimdi. Hadi bakalım. risottoyu karıştıracaksın. Bütün numarası bu. Başka hiçbir numarası yok bunun. Şunlardan yesene biraz. Yemek öncesi antreye yenir biraz. Antre giriş demektir yani, iştah açıcı. İştah açıcı? Evet. Vallahi çok şükür ben hep açım. Hiç gerek yok iştah açmaya. Ne bulursam yerim diyorsun yani. Yemek olsun da. Yok canım. Yani soframızdan yemek hiç eksik olmaz Allah'a çok şükür. Ben de hep aç olduğum için hiç gerek yok iştah açmaya. İyi, hadi gel. Ama yemek tadı çıkartılası bir şeydir. Öyle ne bulursan ye kalk olmaz. Şunun tadına bak bakayım. Bu carpaccio, çiğ et. Aç bakayım ağzını. Carpaccio ünlü bir İtalyan ressamdır biliyorsun. Bu yemeğin adı da oradan geliyor. Resimlerinde kırmızı hakim diye. Hmm. İtalya'da pişmiş et yiyemeyen bir kontes için icat edilmiş. Wow! Şimdi geleceğin kontesi Narin Hanım tadına bakıyor. Nasıl buldun? Yani ben pek bir şey anlamadım bundan. Şunu merak ediyorum, bu pilavı karıştırıp duruyorsun ya hep. Pilav? Hı. Risotto. Ben sömestr tatilinde arkadaşlarla İtalya'ya gidiyorum. Trenle gezeceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok. Ya bütün masraflar benden. Ha. Ne olur. Yok, biz başka bir plan yaptık arkadaşlarla. İspanya'ya gideceğiz kısmetse. Ne Allah'ım ya. Nasıl bir şeysin sen ya? Ne yaptın bana? Söylesene. Ben aylardan beri seni düşünüyorum. Yok, sen git. Ben gelemem. Ah, Fırat. Ben gideyim. Bir saat izin aldım ya. Şimdi beni merak ederler. Hem herkes hastanede. Beni üniversite kursunda sanıyorlar okulda, tamam mı? O yüzden... Gideyim ben. Ne oluyor? Aklıma ne geldi? Ablacığım sen anlatmıştın. Narin'in lise zamanında büyük bir aşkı vardı hani. Hayatım sen de dinle. Bir gün oğlan Narin'i eve atıyor ve yemek falan pişiriyor. Ne hazırlıyor biliyor musun? Risotto. Ay kasabada risotto pişirmesini bilen bir sevgili. Sonra ne olmuş? Yok ya. Siz benim sarhoşken altıma ne bakıyorsunuz? Kesin uydurmuşumdur. Ay yok. Hikayenin devamı daha da vahim. Biri çiftliği yakmaya kalkışıyor. Meğer Narin'e aşık bir çocuk değil, 2 çocuk varmış. Ya ben aslında risotto yemem de. İşte gördün mü bak. Demek atlatmışım bu risotto travmasını. Ay ne kızıyorsun canım? Komik bir hikaye işte, konuşuyoruz. Ne var? Ayrıca niye ayrıldınız ki madem o kadar aşıktınız yani? Ya sen şu bir tabak pilavın yaptıklarına bak ya. Ben bilseydim kapuska söylerdim. Lafı kaynatma bence. Bu büyük aşk neden bitti anlatsana. Herkes merak ediyor değil mi? Ya bu aldattı beni. Ondan sonra ama benim bildiğimi bilmiyor tabii. Ben de çok enteresan bir yerden öğrenmişim. Kız dayımın kızı. Hadi dayının kızı. Kısmetsiz çocukmuş. Tesadüfe bak. Ya aynen öyle. İşte ondan sonra işte erkeğim ben, olur böyle kazalar falan filan diye kandırdı beni. Ben de gencim kandım tabii. Ama o yüzden bitmedi. başka bir şekilde bitti. Ama size anlatmayacağım tabii ki neden bittiğini. Deniz bir ara kafası iyiyken içer içer anlatır değil mi bütün anlattıklarımı? Benim biraz midem bulandı. Bu risottonun içindeki mide biraz şeymiş galiba. Ben bir banyoya gideyim. Canım ben sarhoştum herhalde. Biliyorsun ben kimseye bir şey söylemem normalde. Kardeşin canım o senin. Anlatabilirsin, ne olacak ki? Oturup böyle keh benim iğrenç geçmişim hakkında konuşabilirsiniz. Sorun yok yani. Canım çok kötü durumdasın. Görüyorum. Ne olur affet. Özür dilerim. Deniz git masaya. Ben o masaya dönmeyeceğim. Tamam mı? Dönmeyeceğim. Senden de sülalenden de uzak durayım biraz. Narin. Kız. Abla. Abla. Şadiye. Abla çok kötü bir şey oldu. Ümmü teyze topladı herkesi evine. Kimse de böyle kıpırdanacak hal yok. Yemek falan hazırladı. Hani biz bugün gittik ya doktora. Hani abimin kontrolleri için gittik ya. Anlatsana kız, ne oldu? İşte. Haberler iyi değil delikanlı. Ne olmuş ki doktor bey? Bu ayak böyle kalır. Hani biraz daha iyileşir ama aksarsın. Aksar mı? Evet. Peki doktor, aksarsa nasıl futbol oynayacak bu çocuk? Futbol mu? Değnekleri atarsa büyük başarı. Ne futbolu kardeşim? Ne yani? Topal mı kalacağım ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.